Bugün tam da geçen yıl Aralık ayında açtığımız cemevinin elektrik kesintisiyle alakalı aboneliğin verilmesi ve elektrik enerjinin sağlanması hususunda 19 Aralık 2019 tarihinde dava açmıştı. Bu davamızın açmamızın temel gerekçesi şuydu. 2018 ile Ekim ayında 4,5 yıl aradan sonra ani bir şekilde elektriğimiz kesilmişti DEDAŞ ekipleri tarafından. Yapmış olduğumuz birçok başvuru sonuçsuz kalınca en son bu davayı açma zorunda kaldık. Bugün bu davanın 3. duruşması yapıldı. Tabii ki başlangıçta keşfe yönelik bir takım yaklaşımlar vardı. Biz buranın kutsal bir mekan olduğunu, cemevi binası olduğunu, Alevilerin ibadethanesi olduğunu, dolayısıyla Alevilerin ibadethanesi olan bir yerde keşif yapılması bizleri rencide edeceği düşüncesinin hareketle keşif yapılmasına rıza göstermedik. Haliyle burada bulunan mekanın hangi amaçla kullandığı konusunda kolluğa müzekkere yazıldı. Tabii kolluğun yapmış olduğu araştırma sonucu 11 Kasım 2020 tarihinde bir üst yazıyla mahkeme dosyasına gönderiyorlar. Eksik bir araştırma var. Yani yeterli bir araştırma değil, tam kanaat oluşturacak bir araştırma değil. Yani temennimiz oraya gidecek kolluk görevlilerinin etrafta bulunan binalardan, vatandaştan buranın hangi amaçla kullanıldığını sadece sorulu ve tespit edilmesi hususu. Ki zaten yıllardır, 9 yıldır burası, yani orada bulunan mekan cemevi olarak kullandığını ve Alevilerin ibadethanesi olarak kullandığını, taziyelerin, cenaze yıkamanın ve taziye kabulünün burada yapıldığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Biz bu hususun sadece araştırmasını istemiştik. Ancak müzakere eksik olduğundan dolayı yeniden mahkeme tarafından, yani doğru bir şekilde araştırma yapılarak rapor sunulması hususunda yeniden Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzakere yazılmasına karar verildi. Diğer taraftan ise Büyükşehir Belediyesi'ne bir müzakere yazılmıştı. O müzakeredeki yazı da şu idi. Meclis kararı, yani buranın işte Alevilere tahsis edilene dair meclis kararı, bir de dini tesis alanı olarak geçip geçmediği hususunun araştırılıp mahkemeye bilgi verilmesi hususuydu. Ancak Büyükşehir Belediyesi çok alakasız bir cevap vermişti. Lakayt bir şekilde bir cevap vermişti. Böyle bir kararın olmadığı, yapılan araştırma sonucu böyle bir kararın olmadığı tespit edilmişti. Oysa ki Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 tarihli 62 nolu kararına istinaden meclis kararıyla burası Alevilere tahsis ediliyor. İbadethane için Alevilere tahsis ediliyor. Ve akabinde bu meclis kararına istinaden dernek ile Büyükşehir Belediyesi arasında bir tahsis protokolü imzalanıyor. Tahsis protokolü ve o tahsis protokolüne istinaden bugüne kadar da kullanıla gelen bir mekan. Devam eden süreçte, bu tahsis protokolünden sonraki süreçte yeniden yerel seçimler yapıldı 2014 yılında ve 2014 yılından sonra burası o zaman tekrardan ele alınıyor. Bizim başvurumuz üzerine ele alınıyor. Çünkü süreli bir şekilde Alevilere tahsis edilmişti, derneğe tahsis edilmişti. Biz bunu süresiz ve aynı zamanda ibadethane statüsüne kavuşturması hususunda bir başvurumuz olmuştu. Bu başvurumuza istinaden İlk etapta kültürel tesis alanı olarak geçen bu mekan dini tesis alanı olarak plan notlarına işlenmiş. İşte bu plan notlarının tekrar mahkemeye sunulması hususunda biz Büyükşehir Belediyesi'ne bu evrakların istenmesini talep ettik. Maalesef evraklar gönderilmedi. Buna istinaden tekrardan yazı yazıldı. Bir sonraki duruşmamız 4 Şubat'a ertelendi. Temennimiz şudur. 4 Şubat'a kadar bütün bu istenen evraklar getirilir ve mahkeme kararı doğrultusunda buranın cemevi olduğu gerçekten de artık mahkeme kararıyla açığa kavuşturulmuş olur. Ve çok da üzülüyoruz gerçekten de. Yaklaşık bir yıldır mahkeme süreciyle uğraşıyoruz. Kendi vatanımızda, kendi topraklarımızda ve binlerce yıllık bir geçmişi olan inancımızı kabul ettirebilmek adına birçok uğraş sarf ediyoruz. Diğer yandan gerçekten de Almanya'nın Kuzey Ren-Westfalia eyaletinde geçenlerde herkesin malumudur
bir karar alındı. Alevilerin gerçekten de ibadethanesi tanındı ve Alevi kurumları kamu düzel kişine haiz oldu. Çok da sevinirici bir haber. Bizim de temelimiz şudur ki mücadeleyi elden bırakmayacak bir şekilde bir an önce kendi topraklarımızda bu statü sahibini kazanabilmektir. Bu yasal değişikliği yapılarak gerçekten de hem Alevi kimliğin tanınması hem de Alevi'nin ibadethanesinin yasal suya kavuşturmasıdır.